Burası 5. haftasında yine birbirinden değerli isimlerle ağırlamaya devam ediyoruz. Yanımıza Giresun Dernekler Birliği, eski başkanımız Halil Küçük ve Giresun Başkan Vekilimiz şu andaki ve Giresun Dernekler Birliği Başkanımız Sayın İhsan Yüksel Bey'le birlikteyiz. Yine İhtedeli Giresun Federasyonu Başkanımızı ve Dönmez Bey'le birlikteyiz. Turnuvamızla ilgili bilgi almak istiyoruz kendilerine. Hadi başkanım, sizinle başlayalım. Turnuvamızla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani, ben turnuvayla ilgili açıdan sonra bu üçüncü gelişim. Haftalar tabii başka programlarımız olduğu için her zaman giremiyoruz. Ama hakikaten insanlarımızın kaynaşması için, gençlerin özellikle kaynaşması için çok güzel bir yetkinlik. Her sene giderek kalitesini artırarak daha güzel şeyler oluyor. Özellikle protokoldeki katılım da çok önemli. Bu sene onda da ciddi bir artış gözüküyor. İşte gördüğünüz gibi baklava da bol bol geliyor. Herkese afiyet olsun. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. Çok sağ olun. İhsan Başkanım, siz de söylemek istersiniz. Aslında benim var ya tam can damarımdan yürüyorum. Evet. Sporla hiç ilgim yok ama şansım olduğumuz arkadaşların yanında olmayı her zaman istiyoruz. Giresunlar için aslında önemli bir organizasyon ama sadece şu olmasa çok güzel. Kırıcı olaylar olmasa maç içerisinde hakikaten güzel. Kaynaşma açısından Giresunları bir araya getirmesi önemli. O yüzden yani arkadaşlar bu konulara biraz dikkat etmesi lazım. Birlikte beraber için iyi bir maç. Yani ben o kadar söyleyeyim. Recep abi, sizinle görüşelim. Neredesin lan? Giresun Federasyonu'nun etkinlikleri devam ediyor. Çok da güzel oluyor. Bizim beraberlik pekişmiş oluyor. Bir hazırlık yapıyoruz. Her şey çok güzel. Seneye daha da güzel olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Evet, bize birbirinden değerli isimlere çok teşekkür ediyoruz. Yani şunu sormak istiyorum. Şimdi Giresun Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonun asıl amacı Giresun. Maçtan önce Giresunların birlik beraberliği dayanışması. Sağlaması. Yani bunu da size gördüğünüzü söyleyebiliyorsunuz. Evet, kesinlikle. O açıdan önemli. Evet. Ama sıkıntı işte biraz önce söylediğiniz gibi kırıcı olaylar olmadığı sürece hakikaten güzel. Evet. Yani devam açısından da önemli ama yani böyle kırıcı olaylar olursa maç içerisinde devam eder. Ben onu da bilemem. Evet. O da arasında insanlarımız ne için? Sonra güzel insanlar olarak bize değerli olarak kalıyor. Zaten Giresun'da son 3-5 yılda kendinden söz ettirmeye başladı. Yani ondan önce Giresun'un dışına kimse çıkarmamıştı yani. Bu Giresun Dernekler Birliği ile başlayan ve Giresun Federasyonu ile devam eden bütün çalışmalarda Giresun hep ön planda olmaya başladı. Hatta yapılan çalışmalarda diğer iller de bizlere örnek almaya başladı. Dolayısıyla Giresun'la her şeyin öncülüğünü yapıyor da devamını da yapması lazım. Yani her alanda aslında etkili olması lazım. Yani bugün Giresun'la siyasette de etkili olması lazım. İşte bizim bu turnuvadaki sloganımızdan birisi de artık Giresun'lar sahaya çık. Giresun'lar sahaya in. Aslında burada ince bir mesaj var. Evet, bunun içerisinde. Evet, evet. O mesajı algılayabilmek önemli ama o mesajı algılayabilen kişiler de olmalı. O da zaten siyasetin içerisinde olan o mesajı alacak aslında. Ali'cim hoş geldin. Bizim zaten bildiklerimizle birlikte karşılık verecek. Bu bildiklerimizi görenler zaten siyasilerde buna tepkisiz kalmayacaklar artık. Giresun'da son dakikada sahaya çıkıyorlar ama sahada kalmasını bilemiyorlar. Evet. Dolayısıyla bir sonraki seçime kadar kaybediyorlar. Sizden şunu da sorayım o zaman. 28 Nisan'daki Büyük Taksim yürüyüşü var Giresun'da. Onunla ilgili Giresun'la hemşerilerinize buradan ne söylemek istersiniz? Herkesin katılmasını tavsiye ederiz. Evet, bu aslında yani en feshaneden sonra, feshaneden önce zaten yapılan bir organizasyon bu. Feshaneye katılımı sağlamak amacıyla ve Giresunlular ulusal medyada da ses getirebilmesi açısından böyle bir organizasyon yapılıyor. Geçtiğimiz dönemde yapıldı, hakikaten güzel bir ses getirdi, iyi de bir organizasyon yapıldı. Ama işte o yapılan çalışmanın meyvesini ne kadar aradık, bunu da sorgulamamız lazım.
Bu dönem inşallah onun meyvesini de alacağız. 28 Nisan'da da bütün Giresunların orada olacağını ben inanıyorum. Sadece Giresunlar değil, Giresunlarla birlikte Giresun'un çevresindeki ilgili de aslında Giresunlar oraya getirmesi lazım. Bence Türkiye orada olsun Giresunlar beraber. Birlik ve beraberlik mesajı verme adına. Hocam biz sayın başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Herkes 28 Nisan'daki bir başkanı görüşüne. Teşekkür ederiz. Sağ olun.